34 TV, Brüksel Türk TV, Kanal Sivas, Adıyaman TV ve Magazin 34 ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel programına hoş geldiniz. Gündem Özel programının bugünkü konuğu harikulade bir isim. İzmir Bornova'dan Pink House Gayrimenkul'den Ceren Deli Avcı. Hoş geldiniz efendim Hoş programımıza. bulduk Yusuf Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizlere sormanı. Biz deyiz efendim. Teşekkür ediyoruz. İnanılmaz yoğundunuz. İzmir'den İstanbul stüdyolarımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Kıramadık efendim. sizleri. Efendim isterseniz yavaş yavaş programımıza başlayalım. Ceren Deli Avcı kimdir? Muhakkak ki izleyicilerimiz zaten sizi tanıyordur. İsterseniz ekranlarınızı yeni açanlar vardır. Biraz onları kendinizi tanıtır mısınız? Manisa doğumluyum. 1992. İzmir'de yaşıyorum 5 yıldır. Gayrimenkul sektörüne İzmir'e geldiğim anda girdim. 5 yıldır sektördeyim. İşimi severek gayet güzel bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Benim için artık bu iş değil, hobi haline gelmiş durumda şu an. Yani bu şekilde günlerim devam ediyor. Kendi çapımızda hedeflerimiz var. Yoğun bir tempoda zaten çalışıyoruz. Onları zaten birazdan Evet. soru olarak da size soracağım efendim. Evet devam edelim buyurun. Ailem hala Manisa'da yaşıyor. Sık sık gelip gidiyorum. Artık galiba bir ayağımız da İstanbul'da olacak. İstanbul'da da gelip gitmeye başladık. Yeni yeni bağlantılarımız var. Harikulade. Peki efendim kendinizi tanıttınız. İzleyicilerimiz de muhakkak ki sizi tanımıştır. İlk sorumuzla başlayalım programımıza. Bu sektöre nasıl girdiniz? Nasıl bir süreçten geçtiniz ve nasıl başladınız efendim? Biraz anlatır mısınız? Sektöre nasıl girdim? Aslında sektöre ev almaya niyetlendim. Ev almaya çalışırken emlakçı oldum bir Evet. anda. Daha sonrasında işte böyle ev alma süreçlerim çok uzun sürdü. İstediğim evi ben bulamadım, benim bulduğum ev bana olmadı, işte ya bütçem uymadı, bir aksilikler oldu falan filan. Böyle bir 3-5 tane tapuya kadar gidip geri dönme olaylarım oldu. O süreçte baktım ki hani artık kendime eve bakarken işin içinde kendimi buldum. Sürekli böyle eve baktığım bir emlakçı tanıdığım vardı. O bana teklifte bulundu. Gel sen en iyisi yanımızda çalış. Zaten kendine bakarken işi öğrendin dedi. Evet. Dedim olabilir. Girdim. Hoşuma gitti. Sonra baktım piyasa hareketli bir piyasa gerçekten. Bunu kendime meslek edinmeyi istedim, düşündüm. O gün bugündür de hiç bırakmadım, pişman da değilim. İyi ki de böyle bir şeye kalkışmışım diyorum şu Harikuladesiniz efendim. Peki an. efendim bu mesleğin muhakkak ki zorlukları var biliyorsunuz. Ve bu meslekte de çok tecrübelisiniz. Peki karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Yani bir kere şöyle bir şey var. Buyurun. Meslekteki zorluktan önce en zor meslek insanlarla uğraşmaktır zaten. Bizim de işimiz tamamıyla insanlar üzerine gidiyor. Bu nedir işte Monitör. bir kişi ömrü boyunca bir kere veya iki kere ev alıyor. Biz bu insanları işte doğru yatırım yapmaları için ön ayak olan kişileriz. Yani aslında hani çok düzgün hani olması gereken bir sektördeyiz. Gerçekten hani insanların doğru yönlendirmemiz gerekiyor ama bu süreçte o insanlarla uğraşmak o kadar zor oluyor ki hani 10 tane 20 tane ev gezdirebiliyorsun. 6 ay boyunca bir kişiye bir tane ev satmak için uğraşabiliyorsun mesela. Uğraşıyorsun ve satamadığın da oluyor. Hani zorluklar bunlar. Peki efendim, meslekteki zorlukları anlattınız. Peki vatandaşlarımız sizin bu işe ilk başladığınızda ne gibi hani kolaylıkları oldu? Yani size yardımcı oldular mı? Siz onlara tabii ki ev konusunda, arsa konusunda, tarla konusunda muhakkak ki yardımcı oluyorsunuz. Peki vatandaşlarımızın ilk duyguları ne oldu? Özellikle tanıdıklarınız, akrabalarınız, aileniz ne oldu efendim? Yani sektöre ilk girdiğimde çevremden bu işin hani dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını, işte ciddi bir iş olduğunu, hani dışarıdan baktığın zaman emlakçılar işte masa başında oturuyor, oturduğu yerden para kazanıyor gibi bir görünüm var ama aslında hiç de öyle değil. Alakası yok.
Çok hani bir vücut işi tamam okey yok ama tamamıyla beyin işi. İnsanları ikna etmek, insanları doğruya yöneltmek, ikna etmek de denmez aslında. İnsanları doğruya yöneltmek, bilinçlendirmek, onlara zaman harcamak, onların ne istediğini anlayabilmek çok önemli. Bunları göze alaraktan bu mesleğe girdim. Ama etrafımdan hep olumlu şeyler duyuyorum. Hiç bugüne kadar kötü bir hissiyat yaşamadım. Hiç bugüne kadar kimseden kötü bir yorum da almadım. Yani çok memnunum bulunduğum sektörden. Yorucu bir sektör ama çok memnunum. Peki efendim, gün boyu yoğun bir mesai var Pink House'ta. Peki işler nasıl yürüyor? Müşterilerinize nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz? Yani bizim kendi iş yerimizde biz sabah 9, akşam 6-7 saatler arasında çalışıyoruz. Hafta sonları özellikle çalışmaya devam ediyoruz. Hani insanlar pazar günleri, emlakçılar genelde kapalı olur. Ama bize aksine herkes hafta içleri çalıştığı için biz hafta sonları açmayı daha çok tercih ediyoruz. Hani tatil gün o vakti ayırabiliyorlar, bakabiliyorlar, ev gezebiliyorlar. Ofiste kendi bünyemizde çalışan 3 tane arkadaş var. Kendi aralarımızda iş paylaşımı yapıyoruz. İşte bir arkadaşımız kiralık evlere, dükkanlara bakıyor. Bir tane arkadaşımız satılıklara bakıyor. İşte bir tanesi ofisin genel işlerine bakıyor. Ben biraz daha böyle arsadır, işte kat karşılığı arsalardır, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgileniyorum. Böyle bir kendi aramızda bölündük. Şu an iyi bir ekibim var. Ekip kurmakta çok zorlandım ayrıca. Evet, Hani ekip kurmak. bu işi gerçekten yapabilecek insan bulmak çok zor bir şey bizim sektörde. Bunu hani yapmam için uzun bir süreç geçti. Belki böyle 1-1,5 yılda anca oturdu ama şu anki ekibim çok iyi. Çok mutluyum onlarla. Peki efendim, şu an yeri de açılmışken söyleyeyim. Peki sektörde şu an en çok satış mı oluyor, kiralık mı oluyor? Ne oluyor efendim? Yani İzmir'i baz alırsak Evet. yaz döneminde satış beklemiyoruz zaten. Çünkü İzmir'de herkes yazın işte kaçıyor. Boşalıyor İzmir. Ama kiralıklar devam ediyor. Öğrenci bölgesi olduğu için kiralık çok hızlı gidiyor. Normalde biz kiralık iş çalışmıyorduk. Ki yazın o durgunluğu gördükten sonra artık kiralık işlere de bakmaya karar aldık. Sonra işte kiralıklarla ilgilenecek bir tane arkadaşımızı koyduk. Şu an yazları kiralık, mesela şu dönemden itibaren de satılık ağırlıklı gidiyoruz. Yani tabii ki de asıl bizim işimiz daire satmak. Daire satmak. Peki en çok kiralıklarda aileler mi çok yoksa öğrenciler mi daha çok Benim kiralık? olduğum bölgede öğrenci. Zaten Bornova'da. Ege Üniversitesi kampüs girişinin karşısında iş yerimiz hemen. Öğrenciler hiç bizi boş bırakmıyor zaten. Onlar bilaki böyle mecburi soktular kiralık içinde diyebilirim. Onlar kışın var, yazın yoklar tabii. Aynen. Peki efendim, satışlarda daha çok aile olarak galiba yeni evlenecek çiftler var. Tabii ki. Onlara nasıl bir imkan sunuyorsunuz peki? Pink House gayrimenkul olarak. Öncelikle şöyle, anlaşmalı çalıştığımız bankalar var. Kolay kredi yollarını önce o konularda yardımcı oluruz. Çünkü günümüzde çok az insan var 300 bin lira, 400 bin lira nakit parası olup da ev alabilecek. Yani o yüzden hani krediyle ev sahibi olmayı, ödenen kiraların çöpe atıldığını, kirayı ödeyeceğinize üzerine 200-300 daha koyup atıyorum sigarayı bırak, 300 lira 500 lira daha koy, kredini öde ev sahibi ol diyoruz. Zaten hani, faiz ödüyorum diyorlar. Faiz ödüyorsunuz ama 10 yılda da aldığınız ev zaten değerleniyor. Faiz de oradan çıkartıyor, neredeyse ikiye katlıyor. Bu şekilde insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yani krediyle ev alma yönünde giden arkadaşlarımız, müşterilerimiz bizden çok memnun. Çünkü onlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hiç peşinat olmayan insanları bile ev sahibi yapabiliyoruz. Peki efendim, şunu da ben izah edeyim size. Malumunuz banka faizleri çok yüksek. Yüksek. Bir de vatandaşlar ev alırken bunu da göz önünde bulunduruyor. Ama bir de şöyle bir şey var. İnsanlarımız hani ben kirada kalmayayım, kira ödeyeceğime taksit ödeyeyim mantığıyla daha çabuk ev sahibi olmak istiyor. Evet. Yani öyle olması gerekiyor zaten. Şimdi ödenen kiralar da az buz kiralar değil. Bugün oturulabilecek bir ev Bornova'da 1500 lira en az. Yani bir ailenin yaşayabileceği güzel bir ev. 1500 liradan başlıyor.
1500 lira kirayı ödeyeceğini, dediğim gibi ufak tefek özel harcamalarımızdan kısarak 2000 lira işte konut kredisi veya 2500 lira konut kredisi ödemek tabii ki de mantıklı, cazip. Yani o aldığınız ev zaten bir 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde kendisini o çıkardığınız, ödediğiniz fazla faizi çıkartıyor bir şekilde. Peki satışları daha çok bilinçlendirmek amacıyla buradaki ev alacak vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Nasıl bir yol izlesinler? Özellikle İzmir'de yaşayanlar size gelecekler. Yani Pink House, gayrimenkule. Nasıl bir Yani önerirsiniz? ev almayı düşünen arkadaşlar, her zaman bunu müşterilerime de söylüyorum. Önce atıyorum, ne kadar paranız var? 200 bin lira param var. 100 bin lira kredi çekeceksin. Önce sana 100 bin lira kredi çıkıyor mu çıkmıyor mu? Oradan bir işe başlayalım diyorum. Veya 150 bin lira mı çıkıyor? Maksimum ne kadar kredi çıkıyor? Maksimum ne kadar nakit paranız var? Önce ona bakıyorum. İşte 300 bin liralık, 200 bin lira param var. 100 bin lira kredi, 300 bin liralık bir ev alabilirsin. Ondan sonra ev bakmaya başlıyoruz. İnsanlarımızın yaptığı hata da şurada. Mesela ev bakıyorlar aylarca. Tam bir ev beğeniyor, alacak. Aa, kredisi yetersiz. Bir de İşte o o, sorun çıkıyor, yani evet. bu sefer hayal kırıklığı yaşanıyor. O yüzden hani işin öncesinde ne kadar paramız var, ne kadar toplayabiliyoruz, ne çıkartabiliyoruz, buradan başlamak gerekiyor. Daha sonrasında ev bakmaya başlayalım ki sonra hayal kırıklığı olmasın istiyorum. Şimdi Yani o konuda yanılıyor insanlar işte. bir de şöyle bir şey var Sayın Deli Avcı. Dediğiniz gibi insanlar hani bir an önce ev sahibi olmak istiyor. Özellikle hani yeni evli çiftler evlenmeden ev sahibi olmak Evet. istiyor. Çünkü hayatlarını daha güzel geçirmek istiyorlar. Peki yeni evlenecek çiftlere neler söylemek istersiniz? Evle alakalı. Hani kira mı daha çok yoksa bir ev sahibi olmak için mi adım atmaları gerekiyor? Yani bence herkes bir ev sahibi olmak için adım atsın ki hani 10 yıl nakit alma gücü yoksa, krediyle aldığımız zaman 10 yıl çok uzun bir süreç gibi geliyor ama aslında işte öyle değil yani. 10 yıl gözünü açıp kapattığında geçip gidebilecek bir zaman. Sonra geriye baktığın zaman en azından bir evim var diyebiliyorsunuz. Yani ben kirada oturma taraftarı değilim. Hiçbir müşterim bunu önermiyorum. Tabii ki herkesin ev alma gibi bir durumu da yok. Olamaz zaten öyle bir şey. Ama elimden geldiğince olanları da olmayanları da, dediğim gibi yani hiç peşinat olmadan bile ev sattığım birçok müşterim var benim. Tapu masraflarını dahi krediyle çekip aldığım müşterilerim var. Ne yapıyoruz? Uygun ev buluyoruz. Eksper değerinin altında bir ev buluyoruz. Sıkışmış. İşte çok kelepir. %100'üne kredi çektirmiş oluyorum öyle olunca. Bu sefer hiç cebinde parası olmayan insanlar ev sahibi olabiliyor. Harikuladesiniz efendim. Peki Pink House'un hedefleri nelerdir? Biraz da onlardan bahsedelim. İleriki yıllarda şu anki durumda biraz onlardan bahseder misiniz? Pink House'un hedefleri şu an İzmir Bornova'da ilk zaten açtığım yer. Evet. Buradaki ekibim dediğim gibi oturdu. Çok memnunum şu an. Harikulade. Hedefimiz aslında İzmir'de biraz daha kurumsallaşmak. Biraz daha kendimizi büyütmek. İşte Karşıyaka, Buca taraflarında birer tane daha şube düşünüyoruz. Mesela şu an İzmir genelinin hepsine bakıyoruz ama yetişemiyorsun zaten. Yani Talep ne çok kadar oluyor. yetişebilirsin ki? Talep de çok oluyor Tabii ki. tabii. Yani şimdi Buca'dan müşterim de var, Karşıyaka'dan da var, Bornova'dan da var. Yani tek bir yerde olunca dağılamıyorsun. Olabildiğince yetişmeye çalışıyorsun. Biz o yüzden ileriki zamanlardaki hedefimiz inşallah bir Karşıyaka, bir Buca şubesi açıp biraz daha kurumsallaşmaya gitmek istiyoruz. Peki efendim, Türkiye genelinde şubeleşme İnşallah. var mı öyle bir fikriniz? İnşallah, niye olmasın? İstanbul gibi mesela İnşallah. İstanbul'da çok yapı var. Aynı zamanda çok da iyi kentleşmeye başladı. Evet. Yani buraya bir şube açmayı düşünürsünüz herhalde. Yani ben İstanbul'u açıkçası çok fazla iyi bilen bir insan değildim. Ama son zamanlarda buradan yeni tanıştığım müteahhit firmalar var. Onların sayesinde gelip gitmeye başladım. Bağlantım olmaya başladı. Sevdim. İstanbul çok büyük, çok kalabalık. İş potansiyeli burada çok yüksek olduğunu düşünüyorum emlak Evet. konusunda da. Yani şu an için bu mümkün değil ama ileriki zamanlarda niye olmasın? İnşallah şubelerinizi İnşallah. Türkiye genelinde görmeye İnşallah. başlarız efendim. Peki, hızlı adımlarla büyümeye devam ediyorsunuz. Hedefimiz. Peki bu yolda hizmetleriniz ne olacak? Pink House gayrimenkul olarak.
Biz emlak üzerine her şeyde varız. Hı. İşte gayrimenkul, ev alım, satım, kiralama. Önceden kendimizi sınırlandırıyorduk mesela. Şu an artık hiçbir şey de sınırlandırmıyorum. Arsa, kat karşılığı arsalar, kentsel dönüşüm projeleri, işte akaryakıt istasyonları, ne bileyim komple binalar, yatırımlık dükkanlar, gayrimenkul üzerine, emlak üzerine olan her şeye artık giriyoruz. Ki böyle olması gerekiyor. Dediğim gibi ilk bu işe başladığımda kendimi sınırlandırıyorduk. İşte kiralık çalışmıyorduk, sadece satılık evlere bakıyorduk falan. Ama aslında bu değil yani. Emlakçılık yapıyorsan, gerçekten gayrimenkul danışmanıysan her şeye girmen gerekiyor Hepsine diye bakmak zor. düşünüyorum. Tabii ki de. Kiralık, satılık. Peki otomotiv olarak bir şey? Otomotiv çok, hani çok birleştirip yapan arkadaşlar var ama bence apayrı bir sektör. Onu Değil ayrı bir mi? sektöre Ayrı bir koyuyorsunuz. sektör yani, herkes bence bildiği işi yapsın ya. Çünkü dikkat ediyorum, çok da var Çok aynı var. zaman. Hem emlak hem otomotiv işini aynı yerde yürüten, işte tabelalarında emlak rentekar yazan Evet. vesaire gibi. Ama bence herkes bildiği işi yapsın ya. Ben bir arabadan anlamam ki. Nasıl pazarlayabilirim onu? Doğru efendim. Zaten Pink House ailesi olarak da aynı zamanda firma sahibi olarak da harikulade işler yapıyorsunuz. Gayrimenkul olarak da zaten İzmir'de yavaş yavaş artık her bölgede bir şubeniz olacaktır İnşallah. muhakkak. Peki efendim, bu akaryakıt istasyonlarını arsa temin ediyorsunuz aynı zamanda. Çok da talep geliyor. Evet. Bu süreç nasıl ilerliyor? Yani benzin istasyonu açmak isteyenler olacaktır muhakkak ki size ulaşıyor. Bu süreç nasıl işleyecek? Yani benzin istasyonu işleri şöyle, artık çok kısıtlı sayıda bulunabilen bir sektör. Evet. Yani boş arsasını bulmak, işte imarlı, alacantlı arsa denk getirmek çok zor oluyor. Bu işin içine girince tabii ki biraz daha kolaylaşıyor. Hani herkes senin akaryakıt istasyonlarına baktığını duyduğu anda yer de gelmeye başlıyor, müşteriden daha çok. Şu an ben akaryakıt istasyonlarında son işte bir yıl içerisinde ilgileniyorum açıkçası. Hı. İstanbul bağlantılı müşterilerim oldu, işte Mardin, Diyarbakır'dan çok bu işi yapan müşterilerim var. Oradan çok talep alıyoruz. Görüşmelerimiz var şu an devam eden. İstedikleri yeri tamam bir anda bulunamayabiliyor. Normal bir ev gibi değil. Gidiyorsun işte, ev bulmak çok basit ama onların bütçelerine, isteklerine uygun akaryakıt istasyonu bulmak veya boş arsasını bulmak çok zor bir iş. Ama çok da keyifli. Biraz uzun süreçte gerçekleşen bir iş. Yani bir evi belki 2-3 tane müşteri götürüp dördüncü de satabiliyorsun ama akaryakıt istasyonunu bir ayda, 2 ayda veya 3 ayda gerçekleşebilen bir iş. Ama hem kazançlı hem zevkli, güzel bir iş oldu. Peki İzmir'de en çok benzin istasyonu olan yer neresi efendim? Arsa olarak şu an belki boşluklar da vardır, oraya benzin istasyonu açmak isteyenler de olur. Onlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Yani en çok olan yer diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o tamamen belediyenin uyguladığı bir işlem zaten. Hani belli başlı yerlere imar veriyor. Olması gereken yerleri daha doğrusu. Hı. Artık zaten şehir içinde böyle bir yer bulmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Şehirde kalmadı bir arsa. Yani ben bir tane Bornova'da şehir içinde arsam var. O da zaten şu an boş arsa ama istasyon fiyatına gidiyor. Satılık yani. Harikulade, güzel. Çünkü yok. Peki İzmir'in dışında, yani İzmir'in dışında denk yol geliyor. Tabii ki üzerinde İzmir var mı? Ankara yolu üzerinde elinde satılık birçok yerler var bu arada. Buradan onları da Onları duyurmuş da olayım. söyle, bilgi verirsiniz efendim. Evet. İzleyicilerimiz hani bilgi almak ister belki. Ankara yoluna cepheli. Bu arada hazır faal istasyonlarda kesinlikle intifasız anlaşması olmayan, hani satın alınabilecek istasyonlarla genelde ilgileniyorum ki müşterilerin talepleri de bu yönde ilerliyor zaten. İstasyon konusunda İzmir'de çok fazla emlakçı arkadaşım var ama hiçbirisi mesela istasyon işi yapmıyor. Çok fazla aslında bilinmiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Ben de bir müşterimin hani bahanesiyle girmiştim bu işe, ona yer Hı bakarken hı. öğrendim açıkçası. Yani bu şekilde İzmir civarında, İzmir Ankara yolu üzerinde istasyonlar var. Onlar üzerine çalışıyoruz. Peki efendim, bu son zamanlarda yayından önce de konuşmuştuk. Hatta bilgi almıştım sizden. İnşaat işini ve emlakçılığı herkes yapmaya başladı bu piyasada. Siz daha çok
tecrübelisiniz bu meslekte. Peki neden herkes emlakçı olmak istiyor, arsa satmak istiyor veya Yani yani? en büyük sıkıntı şu an bence emlak sektöründe bu zaten. Yani nasıl diyeyim, hani Herkes el eleştirmek attı. Herkes istemiyorum el ama hani attı. merdiven altı emlakçılar var. Onu demek istiyorum zaten. Yani saygısızlık da yapmak istemiyorum ama emekli olan herkes emlakçılık yapmaya kalkıyor. Evet. Bence bu doğru bir şey değil. Zaten öyle insanlar gerçi başarılı da olamıyor ama bu ne oluyor? Bir görüntü kirliliği, bilgi kirliliği oluyor. İnsanlar emlakçılara karşı bu sefer Evet, bir kötü düşünüyor. kötü düşünüyorlar. Hani emlakçı dediğin zaman herkes bir geriye çekiliyor. Niye? Ama tanıdıktan sonra vazgeçmiyor. Mesela ben her zaman diyorum, her ailenin bir emlakçısı olmalı. Bir gayrimenkul danışmanı Doğru. olmalı. Alacaksa da satacaksa da. Doğru işlem yapmak adına. Ama bu doğru kişi olmalı. Doğru bir firma olmalı ya da. Peki neden bu mesleğe atılmak istiyorlar? Yani emlakçılık, ondan Yani sonra ilk başta söylemiştim ya, dışarıdan baktığın zaman kolay bir iş gibi görünüyor. Yani böyle bir iki tane masa atıp iki bilgisayar koyup emlakçı olduğunu zanneden birçok insan var. Ama bu çok yanlış bir şey. Bu konuda yani gerekli yasaların geleceğini söylüyorlar. Ama hala bir hareketlenme, bir şey yok. Hani keşke gelse de artık böyle önde gelen emlakçılık yapamasa. Şu an üniversitede bölümü açıldı en son, işte 2 yıl falan oldu galiba. Emlakçılık bölümü açıldı. Galiba bundan sonra herhalde okulunu okuyanlar emlakçılık yapabilecek ki, keşke öyle olsa. keşke. Bir de efendim bir telefonla emlakçı oluyorlar. Bir telefon numarasıyla emlakçı Yani bu oluyorlar. hani iki tane masa açıp kendini Evet. emlakçıyım diyenleri geçiyorum. Bir de hiç ofis açmayıp da emlakçılık yapanlar var. Mesela son İnternet üzerinden. dönemlerde birçok avukat arkadaşlar müvekkillerin yerlerini alıyorlar, emlakçı gibi onları pazarlıyorlar. Bunu da çok görüyorum. Yani bizden çok daha ciddi rakamlar kazanabiliyorlar hatta avukatlar. Ama işte burada işi bilen daha tecrübeli insanlarımız yani vatandaşlarımıza yani Yani burada onların çok büyük haksızlık. haksızlık hakkını Haksızlık var yiyor. zaten. Evet. İşte bunun nasıl önüne geçilebilir? Bilmiyorum, yani bir uygulama, bir düzenleme olması gerekiyor. Hani ben gidip avukatlık yapamıyorsam, avukat da emlakçılık yapamaz. Hani yapmaması gerekiyor. Ben geçen de bir haberde okumuştum. Çok ayrı bir meslekteki bir şahıs kalkıp başka bir meslekteki işle alakalı çalışmaya başlamış. Ya ismini ve o şeyi söylemek istemiyorum. Yani sonunda o kadar kötü bitmiş ki inanılmaz bir tepki almış ve inanılmaz kötü olmuş. Yani kendi mesleğin ya yani tecrübe sahibi olmadığın sürece başka mesleği yapmamak gerekiyor. Sırf ben para kazanacağım diye, sırf ben bu işi yapacağım diye girersen ne oluyor? Daha tecrübeli insanlar daha iyi işlerini yapan kişilerin işine mani oluyorlar, hem de hakkını yiyorlar. Yani ben bunu kendime meslek edindim. 20 yaşından beri emlakçılık yapıyorum şu an. 25 yaşındayım. Maşallah. Hani böyle yetiştim. Başka bir sektörde olsaydım acaba yine bu zorluklar olacak mıydı bilmiyorum ama gerçekten emlakçılıktaki en büyük sıkıntı bu. Yani bunun meslek edinenlerdeki sıkıntı bu. Merdiven altı olayını bitirmemiz lazım. Dediğiniz Bitirmemiz gibi lazım. üniversitede de bunun bölümü Bölüm açılmış. açıldı. Daha iyi olacak, daha bilinçli olacak. İnsanlarımız, vatandaşlarımız da daha tecrübeli insanlarla artık Evet. muhatap olacak. Merdiven altı tamamen bitecektir efendim. İnşallah biter. İnşallah. Peki Sayın Deli Avcı, şu an en çok tercih edilen arsa mı, tarla mı nedir efendim? Ya da Yani yani yatırım olarak toprak soruyorsanız, mı? Tabii. İnsanlarımız da merak ediyordur. Bunu biraz derinden açıklar mısınız? Yani tarla mı, arsa mı, yoksa toprak mı? yani şöyle, zaten artık günümüzde insanlar imarlı arsaları satarken fiyatlarını hep böyle şey, sanki o arsada o bina dikilmiş de oradaki dairelerin satış fiyatı üzerinden genelde sattıkları için çok fazla arsa almak mantıklı bir iş değil. Uygun fiyatta değilse tabii ki mantıklı değil. Yoksa arsa güzel bir yatırım ama dediğim gibi orada o iş yapılmış bitmiş gibi fiyatlandırıyorlar. O yüzden uygun fiyat veya alınabilecek arsa bulmak çok zor. Ama imara yakın, imara açılabilecek yerlerde tarla vasıflı arazilere yatırım yapmak doğru olabilir. Tabii ki bu ileriye dönük. Atıyorum bugün işte 1.000 metrekare bir tarla aslında bir yer aldınız. İmara yakın.
İşte birkaç yıl sonra veya 5 yıl sonra diyelim orası imara açıldığı zaman, imarlı bir arz haline geldiği zaman bu %100 değil, hani yüzde belki de 1.000 kazançlı yerler olabilir. O yüzden tarla basit yerlere yatırım yapmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum ama imara yakın yerlerde. Peki İzmir'de en çok hangi yerlerde almaları gerekiyor? Belki izleyenler vardır. Hangi bölgede alsınlar? Toprak, arsa veya Yani şu an İzmir Kemalpaşa'ya doğru, İzmir'i biliyor musunuz bilmiyorum ama biliyorum, evet. Kemalpaşa'ya doğru açılıyor, büyüyor. Orası gelişen İzmir-İstanbul yavaş yavaş. yolu bu arada bitmek üzere biliyorsunuz, 3,5 saate düşecek. O yolda bittiği zaman güzel bir rağbet olacağını düşünüyorum. Şu an bile İstanbul'dan çok fazla gelen, İzmir'e taşınmak isteyen, İzmir'den Evet, yatırım çok. yapan müşterilerimiz çok var. Kemalpaşa'nın sütçüler tarafları işte biraz daha hareketlenecek, canlanacak, değerlenecek. Şu anda bile değerli. Oralara yatırım yapmalarını tavsiye ederim herkesin. Peki fiyat olarak cazip mi yoksa çok mu uçuk o bölgelerde yatırım? Yani şu an tarla vasfında değerler Kemalpaşa'da işte 1.000 metrekaresi, yani dönümü diyebiliriz. 50-60 bin lira civarında. O da çok fahiş rakamlar değil şu anda ama. İstanbul'da da yavaş yavaş biliyorsunuz Tekirdağ, Çerkezköy oraları çok yatırım, özellikle Silivri oraları çok yatırım yapılmaya başladı. O taraflarda var mı bir çalışmanız veya bir ortak? Yok yani dediğim gibi işte İstanbul'da hiç bugüne kadar bağlantımız olmadı. Son zamanlarda işte İstanbul'daki müteahhit firmaların İzmir'e girmek isteyişi, onların talepleri üzerine İstanbul'da bağlantılarımız olmaya başladı. Bir de işte bu akaryakıt istasyonları ile ilgili buradan müşterilerimiz çıkınca öyle gelip gitmelerimiz oldu, toplantılarımız oldu. Ama ilerleyen zamanlarda belki İstanbul'la ilgili bizim de bir çalışmamız olabilir. Buradan da emlakçı arkadaşlarım da var. Onları da Ortaklaşma. evet paslaşıyoruz. Ama gerçekten İstanbul'dan İzmir'e gelmek isteyen çok müteahhit var. İzmir'de inşaat yapmak isteyen. Peki bunun talebi nedir? Yani neden en çok İzmir'de? Hani İstanbul'un artık çoğu İzmir'e İstanbul'da taşınmak galiba istiyor. biraz arsa payları daha yüksek diye tahmin ediyorum. Ki hani yer yok gibi görünüyor şöyle Evet. baktığım zaman. Bir de çok fazla hızlı ilerlemiş, doymuş vaziyette gibi sanki. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama İzmir'de daha böyle açık inşaatın ucu. Hani şu an birçok boş arsa var, yapılacak işte kentsel dönüşüme girecek yerler var. O yüzden girmek istiyorlar. Bir de mesela şöyle İzmirli arsa sahipleri de İstanbul firması tercih ediyor. O da var. Mesela özellikle bir iki tane elimde büyük arsam var İzmir'de, Bayraktut mevkilerinde. Oradaki arsa sahipleri özellikle İzmir'den değil de İstanbul'dan firma istiyor. Neden Artık peki? buradaki firmaları daha mı başarılı buluyorlar bilmiyorum. Hani altyapı olarak mı acaba? Yani burada çok iyi isim yapmış firmalar var, duyuyoruz. İşte yeni mesela bir işte firma İzmir'e girdi İstanbul'dan. Bayağı İzmir çalkaladı. Onların etkisi demek ki insanlara şey yapıyor, nasıl diyeyim, İstanbul firması sadece İstanbul'dan herhangi bir firma olarak değil ama bu İstanbul'un iyi firmalarını tabii ki istiyorlar. Peki efendim devam edelim isterseniz. Peki yatırım yapmak isteyenler muhakkak ki var. Onlara nasıl bir yol almalarını istersiniz? Nedir efendim? Yani dediğim gibi hani az önce bahsettiğim gibi yatırım yapacakları şey çok önemli. Önce ne yapmak istediği önemli. Yani bir daire alıp dairenin kira getirisine mi bakacak? Yoksa bir tarla alıp onun değerlenmesini mi bekleyecek? Yoksa bir arsa alıp oraya işte bir müteahhite kat karşılığı verip oradan bir kazanç mı sağlayacak? Önce insanlar ne istediğini bilmeli. Araya özür diliyorum. Bir insert giriyorum efendim. Şu an en çok kat karşılığı aslında oturan vatandaşlar. Mesela şu an İstanbul Mecidiyeköy stüdyoları bizim biliyorsunuz. Şu an burada yayın yapıyoruz. Fakat bu etrafta öyle bir yer yok. Daha çok Sultan Çiftliği İstanbul bölgesi olarak söylüyorum. Esenler, Gazi Osman Paşa, Eyüp bu civarlarda hep kentsel dönüşüm oluyor ama daha çok kat karşılığı müstakil evlerini veriyorlar. Talep zaten talep de yani hiçbir müteahhit bugün hazır cepteki parasını arsaya bağlamak istemez. Onların da işine geliyor kat karşılığı sözleşme yapmak ki
kim olsa aynı şeyi düşünür. Mal sahipleri tarafından da kat karşılığı yerlerini vermek aslında doğru bir şey. Yani orada yanlış bir durum yok. Hani bazıları işte çekiniyorlar, korkuyorlar, kat karşılığı işte firmaya verdiğimde bir zarar görür müyüm, o firma batarsa bana bir şey olur mu gibisinden, ama zaten artık kendini bilen bir firma zaten batma gibi bir lüksü yok bu saatten sonra. Hani eskidenmiş diyorum ben onlara. Aklı başında olan bir insan zaten batmaz yani inşaat sektörü. Çünkü önü açık, bitmeyen bir sektör ki hani farklı özel bir durum olmadıktan sonra firmadan korkmanıza gerek yok derim her zaman müşterilerime. Kat karşılığı şimdi arsalarını verenler oluyor. Fakat ne gibi bir kar sağlıyorlar veren kişiler? Mesela müstakil evde oturan bir kişilik bir aile var zaten. Yani işte Bunların oradaki imar durumu karı ne oluyor? artışı çok önemli burada. Yani tek katlı bir evde oturuyorsundur, sana ait. İşte orada imar durumu 5 kat olmuştur atıyorum. Güzel bir bölgedeyse müteahhit onun yarı yarıya. Yani %50 işte 5 daire çıkıyorsa 2,5 sana, 2,5 kendisine veya 10 daire çıkıyorsa 5 daire sana, 5 daire kendisine yapıyor. Burada sadece arsanı vererek 5 tane daire sahip oluyorsun. Bu da gayet kazançlı Bu da hem yani. yatırım amaçlı hem Bu müteahhitin de işine geliyor, mal sahibinin de işine geliyor. Peki orada daha da çok daire çıkıyor değil mi? Mesela 5 kişi şey 5 daire kalıyorsa müteahhite daha çok kalıyor değil mi efendim? İşte o Müteahhite bölgeyle böyle. alakalı bir şey. Hani eğer ki kendi evin hani çok güzel bir bölgedeyse, iyi bir yerdeyse müteahhit %50'ye giriyor. %50'nin üzerine girilen yerler de var. Atıyorum işte daireler 1,5 milyona satılıyordur. Müteahhit oraya %55 ile %60 da alabiliyor. Hani %55-60'ını mal sahibine, %40'ını kendisine alarak da kurtaran yerler de var. O tamamen bölgeyle alakalı. %25 ile girilen de var ama. Hani daire satışları çok düşük. Atıyorum 150 bin liraya daire satılıyorsa müteahhit orada kendisinin %60'ını, %70'ini alması gerekiyor ki o iş onu kurtarsın. Ama bu son zamanlarda insanlarda o sorunu da yaşıyoruz. Girmişken onu da söyleyeyim. Buyurun. Şehir merkezindeki mal sahibiyle yani kat karşılığı sözleşmelerde işte şehrin dışında ucra bir yerde oturan mal sahipleri de kendisini aynı kefeye koymaya başladılar. Herkes %50 istiyor. Ama işte hak değil o. Yani senin şehir merkezindeki insanlar %50 hakkıdır. Ama senin evin yani çok böyle ucra bir yerde müteahhite vereceğiz diyoruz. Tamam, okey, her şey güzel. %50. Ama %50 kurtarmıyor ki. Yani bunu da insanlar bu konuda da bilinçlenmesi gerekiyor. Peki efendim ne yapmak gerekiyor? Siz bu gayrimenkulde ve işlerde tecrübelisiniz. Yani o oranları tamamen daire fiyatlarıyla alakalı bir durum. Eğer ki dediğim gibi yani 100, 150 bin liraya, 200 bin liraya orada daire satılıyorsa müteahhit yani %50 ile oraya giremez. Hani burada insanlar da müteahhitlere zorluk çıkartmaması gerekiyor. Onlar da sonuçta bir iş yapıyor, onların da para kazanması gerekiyor, bir emek sarf ediyorlar. Kolay değil, müteahhitlik yapmak da zor. Orada müteahhit de düşünmek gerekiyor. Tabii ki herkes kendini düşünecek, o ayrı bir şey, mal sahipleri de öyle ama biraz daha dediğim gibi şehrin dışında olan yerdeki mal sahiplerinin daha esnek davranması gerekiyor bu konularda, oran konusunda. Peki, tekrar devam ediyoruz efendim. İzmir'de çok müstakil yer var mı peki? Var ne yazık ki. Var. Peki nasıl değerlendirilecek? Yani böyle arsa şey Yani daire İzmir'de karşılığında mı? kentsel dönüşüm olayından hani bizim özellikle ben mesela hiç memnun değiliz. Niye memnun değiliz? Kat artışı yok fazla. İşte kentsel dönüşüme giren yerler giriyor ama yıkılıp aynısı yapılıyor. Çok saçma bir kentsel dönüşüm oluyor tabii ki bu. Yani bir yollar genişlemiyor. Yani 5 katlı yeri işte 2 kat veya 1 kat artış oluyor veya hiç olmuyor. İnsanlar cebinden para vererek orayı yenilemek zorunda kalıyor. Bunlar tabii ki belediyenin elinde olan şeyler olduğu için imar olayları. Yani şu an bizim elimizden gelen bir şey yok. Ama insanlar tabii ki de evlerini yenilemek zorunda kalıyorlar. Kat artışı olsa da olmasa da. Bu sefer ne oluyor? Yıkılıyor, yerine aynısı yapılıyor. Aynısı yapılınca bir 30 yıl, 40 yıl daha geriye gitmiş oluyoruz. Aslında çok büyük bir hata var ortada. Peki bu hatadan nasıl dönülmesi lazım? Belediyenin çalışması lazım. Belediye bu konuda çok mu şey yani? Hani ne derler ona? Yani bunu onların zaten farkındadırlar, düşünmeleri gerekiyor ama
işte iki katlı mesela Bornova işte Kızılay Mahallesi var. Şu an komple neredeyse çok eski ve kentsel dönüşümde. İki katlı evler, yine iki katı imar var. Yani iki katı yıkıyorsun, iki kat yapıyorsun. Hani üç kat, dört kat, beş kat olsa hem daha güzel bir semt haline gelecek, hem daha kaliteli bir semt haline gelecek. Hem mal sahipleri hem de müteahhitler mutlu olacak bu durumdan. Burada belediyeye de çok iş düşüyor o zaman. Tabii ki de. Belediyeye çok iş düşüyor. Onu Çok anladık. çalışmaları gerekiyor ama Peki efendim, Pink House gayrimenkule, yani size ulaşmaları için ekranda şimdi yönetmenimiz de zaten iletişimlerinizi verecek. Sosyal medyadan nasıl ulaşacaklar size? Onları bir buradan izleyicilerimize söyler misiniz? tabii ki. Ekranın altında zaten izleyicilerimiz de görüyor efendim. Aynen Instagram adresimiz var. Pink House Gayrimenkul. Facebook Pink House Gayrimenkul diye değil de kendi adıma bir Facebook adresim var. Telefon numaralarımızı zaten paylaşıyoruz. Hiçbir şey olmadı. pinkhousegayrimenkul.com yazdığınızda zaten bütün elimizdeki portföylerimizde, işte iş yerimizin adresiyle internet sitelerimizde mevcut. Peki sosyal medyalarınızda kiralık, aynı zamanda satış olan yer, arsalar, bunları paylaşıyor Zaman musunuz zaman günlük, paylaşıyoruz, güncel evet. olarak? Evet, Nerede paylaşıyoruz. paylaşıyorsunuz? Instagram'da Pink House Gayrimenkul diye. Oradan da takip edebilirsiniz bizleri. Oradan da takip edebilirler. Peki internet sitenizden izleyicilerimiz istediği bir daireyi, istediği bir arsayı, beğendiği bir yapıyı gördüğü zaman aynı birebir oluyor değil mi efendim? Size ulaştığı zaman götürüp baktırıyorsunuz Biz o işte. konuda çok netiz. Kesinlikle işte böyle çok iyi kameralarla resimler çekip Evet var. resimdekiyle hani ona zaten biz karşıyız. Aslında müşterilerimize video atmayı tercih ediyoruz ki videoda evler daha çok ne olduğu anlaşılıyor. Çünkü resimde her türlü Tabii. büyütebilirsin, odayı büyük gösterebilirsin, güzel gösterebilirsin. Hani bunlar ama o an için o insanların vaktini almış olursun. Hem kendin boşa kürek sallarsın. Ne gerek var? Doğru. Neyse o. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Sonuçta her malın bir alıcısı vardır diyoruz yani. İşte Sayın Deli Avcı, siz tecrübeli olduğunuz için insanlarımızın nasıl bir portföyde görmek istediğini harikulade şekilde zaten yayınlıyorsunuz. Diğer zaten bunu söylememiz, sizde anlatmanızın sebebi ise çünkü etrafta çok var artık. Hem sahte resimler koyuyorlar, hem objektif oyunları var, lens Doğru. oyunları var Bir de az önce. internet üzerindeki hani şeylerde var. Onu da böyle kısa bir özet geçelim. Buyurun. Dolandırıcılar var artık bir de. Onu bir Sahibinden izleyicilerimize açıklar mısınız? Dolandırılmaktan en satılık azından. sahibinden kiralık diye. İşte Bornova'da atıyorum dedim ya 1000 lira 1500 liranın altında ev yokken 700 liraya çok güzel bir ev ilanı görebiliyorsunuz. Arıyorsunuz. Bu hala şu an bile vardır. Herkes girip bakabilir. Şimdi sahibinden.com'a girsinler. İşte bir tane ev ilanına baksınlar. Orada uygun fiyatlı güzel evler var. Arıyorsun. İşte senden dışarıdayım. Şu gün geleceğim. Kapora gönder gibisinden şeyler söylüyor. Ama ne yazık ki insanlarımız buna kanıyor. Lütfen kanmayın. Hani orada birçok müşterim şunu diyor. Ben emlakçı parası vermekten kaçarken işte oraya kapora gönderdim. Dolandırıldım deyip gelen çok insanla karşılaşıyorum. Ki işte yine sonuçta zararı gören sizler oluyorsunuz. Her zaman dediğim gibi bir şey alacaksanız da satacaksanız da kesinlikle her ailenin, her vatandaşın bir gayrimenkul danışmanı olmalı diyorum. Peki efendim, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tecrübelerinizle alakalı, işlerinizle alakalı, aynı zamanda Pink House gayrimenkulle alakalı izleyicilerimize neler söylemek istersiniz, neler paylaşmak istersiniz? Yani söylediğim gibi biz veya bir başkası gerçekten bu işi çok düzgün yapan arkadaşlarımız var. Meslek edinmiş arkadaşlarımız var. Onlarla çalışın, onlarla irtibat kurun. Kesinlikle hani böyle yoldan geçen herhangi bir insanı emlakçı gözüyle görüp daha sonra yanılıp sonra emlakçılara karşı böyle bir kinlenmeyin diyorum. Ama bu tamamen bir de işte dediğiniz gibi merdiven altı olayları olduğu için dolayısıyla da güvenemiyorlar artık. Ama Güvenemiyorlar. Pink House artık bu işin tecrübeli olduğunu yani ekibiyle birlikte
tecrübesini gösterdiği zaman insanlarımız da zaten o dolandırıcılara, o sahtekarlara gitmeyecektir. İnşallah işte. Yani bunu biz de zamanla düzeltmeye çalışıyoruz. Zaten ofisimize gelip ziyarette bulunan ofisimizin müşterilerimiz adresini, de... adresini bir söyler misiniz efendim izleyicilerimiz de? İzmir Bornova, Erzene Mahallesi, 64 Sokak, No 18A, Manisa Kavşağı civarında. Hı hı. Ege Üniversitesi kampüs girişine çok yakın. Ev alın veya almayın. Herkesi çay kahve içmeye her zaman bekliyoruz. Sizleri de bekleriz ayrıca. İnşallah. İnşallah bir gün. Muhakkak ki gelip evi görmek isteyenler olur. Ulaşımı olmayanlar vardır. İşte özel bir aracı. İstediğin noktadan aldırabiliyor musunuz? Biz tabii musunuz? Ki onlara yani kendi aracımızla hizmet veriyoruz zaten. Hı hı. Olabildiğince yetmeye çalışıyoruz. Yani her ev bakan almak zorunda değil zaten. Her zaten gösterdiğimiz has saydık, herhalde zengin olurduk. Çok şükür yine halimiz ama. Yani elimizden geldiğince bütün desteği sağlıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İzmir Bornova'dan İstanbul stüdyolarımıza Mecidiyeköy'e geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Harikulade bilgiler verdiniz. Hem emlak sektörü hem yatırımla alakalı. İzleyicilerimiz de muhakkak ki sizden çok önemli bilgiler aldı. Bundan sonra daha detaylı öğrenmek istiyorlarsa tekrar söylerseniz izleyicilerimize nasıl ulaşacaklarını size. İzmir Bornova, Erzene Mahallesi, 64 Sokak, No 18A'da iş yerimiz. İnternet üzerinden www.pinkhousegayrimenkul.com adresinden bize 7/24 telefonlarımızla ulaşabilirsiniz. Cep numaranız da efendim doğru değil mi? Buradan size ulaşabilirler evet, direkt. Şahsi telefonum. Hı hı. Direkt sizle muhatap olurlar. Muhatap olabilirler. Peki efendim tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Değerli izleyenler, Gündem Özel programının bugünkü yayının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik iyi günler.